Şimdi abi benim 370 bin TL aldığım araba, ben 8 ay önce 370 bin TL aldım. Daha dün 920 milyar verdiler. Böyle hayatın. Daha 920 bin TL verdiler. Gir ilanda bile aracım var. İlanda bile aracım var. 920 bin TL diyorlar. Şimdi sen burada bir araba alırken yani herkesin ağzındaki laf şu. Bir kendini alıyorsun, bir de işte tabii. Üstteki insanlara atıyorsun. Bir araba alırken 3 araba almıyorum abi. Yurt dışına bir araba. Umudunuz var mı gençler? Benim hiç umudum yok abi. Ben ne bir umudu? Ay sonra Fransa'ya kaçıyorum abi. Söyle abi. Yanlış söyle abi. Abi. Beni yanlış hakim. Ben kendim insanım. Seni çok iyi anlıyorum. Kardeşim seni çok iyi anlıyorum. Bir dakika beni dinler misin? Ben o yaşlı adam da tamam kardeşim. Adam cahil insan. Tamam kardeşim. Neden bu kadar pahalı? Yani onu utanmak değil. Çünkü utanılacak başka şeyler var. Sen dur demezsen, bu dur demezse, ben dur demezsem, çevre dur demezse dur diyecek. Nereye dur demek gerektiğini herkes çok iyi biliyor. Herkes çok iyi biliyor. Kardeşim söyle de bilelim. Sadece, bak mesela ben bilmiyorum, anlamadım. Hayır. Cahilim ben. Hayır, cahillikle alakası yok. Ona kadar say. Al abi sen bir söyle. Ona kadar say. Sayılıyor. Demek ki cahil değilsin. Burada hiç kimse cahil değil. Sadece insanlar yapması gerekeni yapmıyor. Abi, hepsi bu. Abi, ne yapılması gerekiyor? Seçimler geliyor. Seçimler yapılması gereken tek şey var. Onu herkes biliyor. Seçimler yaklaşıyor. Ne düşünüyorsun? Şimdi yapılması gereken tek şey var. Herkes kendi oyunu düşünerek atmalı. Oyunu düşünerek atarsa umarım inşallah 15 yıla Türkiye düzelir. Önce vatan. Bizim dedelerimiz soğan erik bakmış. Önce vatan, vatan. Dinle, vatan. Dinle. Vatan. Dinle. Senin vatanın olmasa ne işe yararsın dinle sen? Dinle. He? Hacı ben abi, dinle. Ha. Dinle. Evet. Sen S400'leri alıp almamak önemli değil. Kullanabilecek mi, kullanamayacak mı? Kullanacak tabii. Kullanacak. Tabii kullanacak. Kullanırsan sorun. Saldırsın bak. Sorumuz. Var. Bu. Önce bu, önce abi, vatan. Ekonomi dedi ne senin? Konu benim mu? Dedem soğan erik beğenmiş. Lambayla durmuş. İdareyle durmuş. Tamam. Ha? Tabii durmuş. Ne diyorsun? Ne teknolojisi? Var teknolojisi işte. Ya var işte. Adam yap ya, yap ya. Gidip bir telefonu takip ya adam. Yap ya. Sen ne yaptın? Söyle bakayım. Senin söyleyen savunduğun adam ne yapmış bu ülkeye? Ben savunduğum olmayacağız. Hadi söyle bakayım bana kardeşim. Ne yaptı? Ne yaptı? Selahattin Demirtaş hapiste. Ne yaptı adam? Hapisteyken ne yaptı? Beni niye atmıyorlar? Niye atmıyorlar? Bebek katili. Nezgül bin öğretmenler öldürmüş insan. Hayat neden bu kadar pahalı? Dış güçleri görmezsen mücadele ediyor adam sen. Dış güçler. Görmezsen sen gözü kör mü? Körüm ben. Ha deme gözlüğü takayım. Dinle. Sayın Erdoğan. Ben de takayım o zaman. Ben de takayım. Dinle. Görmeyeyim yani. Dinle. Soğan erik bakayım yani. Dinle. Dinle. Dinliyorum ben. Sayın Erdoğan diyor ki ben dış güçlere inanmıyorum. Kim diyor onu? Erdoğan. Hayır. Nasıl demiyormuş? Mücadele ediyor. Amerika'yla sensin dersen Amerika'ya tamam bir sorun Sayın yok. Sayın Erdoğan'ın kendisi ben Yunanistan'a dış güçlere kardeşim inanmam. Yunanistan sen niye Yunanistan'a yerleşti? Sor bakın. Kim? Amerika? Yüzümüze mi hasretli yoksa Yunanistan'ın yüzüne? Posta koy o zaman Amerika'ya posta koy. Koymaya uğraşıyoruz. Kardeşim senin 30 sene önce 40 sene önce bir tane silah yapmamışsın. Bir kırık kalem vardı ya. Sor bakayım. Dış güçler diyorsun doğru mu? Doğru tabii. Tayyip Erdoğan o kadar güçsüz mü ki dış güçlere karşı gelemiyor? Senin silahın yok daha. Silahın anca yapıyorsun sen daha. Sen Amerika Kıbrıs'ı biz okla mı yaptık? Parasını ödedin halde silahı vermiyor kardeşim. Kıbrıs'ı biz mızrakla mı kazandı Kıbrıs Savaşı'nı? He, gel dayı be. Ne diyorsun bak? Para mı bırakmışlar ki silah alsın? Ne? Nereye mi dayın? Ya bırak lan sen. 20 sene de bir kere senin paranı ödediği, senin paranı ödediği silahı vermiyor, uçağı vermiyor ya. Niye vermiyor? Sen zayıf adamsın. Adam gibi adam. Zayıf. Nasıl yormuş? Adam gibi başak gibi adam var. Başak var abi. Büyük başak var. Hey gidi. Dinle şimdi dinle. Dinle. 2006'dan bu yana adalarımız Yunanlar tarafından işgal ediliyor, silahlanıyor. 2006'da kim vardı? Bir dinle. Ha, tamam. Bir dinle. Tamam. 2006'da kim iktidardı? Hayır AK Parti. Niye peki müdahale etmedi o zaman? Niye ses çıkarmadı? Çıkarmaz mı? Her zaman çıkarıyor adam nerede zaten. Nerede çıkardı? Nasıl çıkardı? Göz yumdu kardeşim, AK Parti göz yumdu. Bir kere. Sabit Kanadoğlu gibi densiz bir adam çıktı. Cumhurbaşkanı seçemediler. Şimdi ya, milli paran senin değersizleniyor, senin gücüne gitmiyor mu? Hayır. Ha senin milli paran Türk lirası değersiz oluyor, senin gücüne gitmiyor. Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinde senin hava savunma sistemin kaç metreyi vurabiliyordu? Yok yok, geleceğiz oraya da gel. Oraya geleceğiz. Bir rahat ol. Bak, yaptığın bir Anka geçen gün kaç fite çıktı biliyor musun sen? 43 bin fitten uçtu. Bak, yaptığın bir Anka geçen gün kaç fite çıktı biliyor musun sen?
43 bin fitten uçtu. Abi ben sorumun cevabını alamadım. Bir dakika. Sen de bu ekiptensin herhalde. Vereceğim hepsine. Hepsine cevap vereceğim. Ekiple alakam yok. Bak. Mesela önemli olan. Mesele bak. Mesele kardeşim millet kesme, karnını kesme, doyuruyor kesme, mu bu onu? Kesme. Geleceğiz ona da geleceğiz. Ona da geleceğiz. Mesele Tayyip Erdoğan meselesi değil. Mesele zihniyet meselesi. Rus'un yaptığı savunma sistemiyle burada bize reklam çekiyorsun. Senin Türk liran dünya genelinde değer kaybetmiş. 5 kat fazla para vererek alıyorsun o savunma sistemini. Burada bunun reklamını yapıyorsun bize. Vatandaşın ekonomik olarak çok zor durumda. Millet geçim ya kardeşim yok. Millet geçim derdinde, geçim derdinde. Geçim sıkıntısına hiçbir lafım tamam, yok. Tamam onu zaten bizim derdimiz o. Tamam. Biraz önce sıkıştırıyordun adamı. Kime? Oraya da geliriz. Bir soruyu sordurmadık ki adam. iPhone'a mı gelelim? Ya iPhone'da dün iPhone'dan başlayıp iPhone'da, geçim sıkıntısı. iPhone'da Eskişehir'de kaç kilometre kuyruk vardı? Kaç kilometre? Gördün mü? 1,5 kilometre. Tamam. Yani onların hepsi bütün Türkiye'yi mi temsil ediyor? Açlıkta da aç olan 10 15 20 kişi aç olan insan yok kardeşim, da bütün açlığı sen Afrikalılar gibi mi zannediyorsun? Kardeşim açlık ne biliyor musun? Açlığı ben sana tanımlayayım mı? Açlık bir şeyi alamamaktır tamam mı? Tamam. Ya senin gözünü tamam, doyuram. iPhone aç, alamadığın zaman aç mı kalıyorsun? Ne alakası var? Bak sen örnek veriyorsun 3-5 kişiyi. Bakar mısın? Neyi? Protein alamadığın zaman. Neyi? Proteini mi? Evet. Protein, süt. Sağlıklı beslenemediğin tamam. Zaman açlıktır bu. Tamam. Ya çalışan hiçbir insan aç kalmaz. Gençlik çalışmıyor. Sen kardeşim gidişattan memnun musun? Ya gidişat meselesi değil bu mesele. Mesele o be abicim. Nasıl? Mesele o. Nasıl? Mesele geçim sıkıntısı. Mesela gidişat ne? Sen bana cevabını versene. Geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı. Mesela şu. Türk lirasının... Arkadaşlar bir saniye. Türk lirasının bu kadar değer kaybetmesi benim canıma dokunuyor. Benim vicdanıma dokunuyor. Senin dokunmuyor mu? Milli paramız yerlerde sürünüyor. Hiçbir vicdanına dokunmuyor. Tamam bir örnek vereyim ben sana. Bulgaristan'da işte leva... Bilmem şu kadar değer kazanmış. Bir dakika kardeşim geliyorum ya. Geliyorum kardeşim ya. Ama bak bunlar hepsi sen, provokatör işte. Sen kesiyorsun ama çok. Bunlar senin paralı provokatörlerin. Bak, sen beni tanıyor bak, musun? Bölmemesin. Ne alakası var? Biri konuşurken hemen oraya giriyor. Adam diyor ki leva diyor Türk lirasının şu kadar geçmiş 11 lira olmuş 12 lira olmuş. Asgari ücret ne kadar Bulgaristan'da biliyor musun? Hadi bakalım hep sen soruyorsun. Kardeşim sen benim soruma cevap vermedin. Vicdanına dokunmuyor mu milli paramızın değer kaybı? Vicdanını yiyeyim ya, alım gücü önemli ya. Tamam yok işte senin paranın tamam, alım gücü de şu anda düşmüş olabilir. Neden? Neden düşmüş? Pandemi girmiş, o girmiş, bu girmiş. PKK ile uğraşmışsın, DAEŞ ile uğraşmışsın. İyi de kardeşim kursun Avrupa'dakilerde ya. Niye böyle olmuyor da bizde oluyor? Oradan almışsın, niye bizde daha almışsın. Neden bizde daha fazla değer kaybı? Yatırımını yapmışsın. Olur mu canım? Niye bize daha fazla oluyor? Ya nasıl fazla olmuyor ya? Ne fazla olmuyor ya? Kardeşim Avrupa'da bizde aynı mı? Ya Avrupa ile sen kendini Ukrayna'da. Kıyaslayabilirsin. Kıyaslayacağım kiminle? Afrika ile mi? Emperyalist adamlar ya. Afrika'ya mı kıyaslayayım kendimi? Afrika'ya çökmüş. Afrika'yı bitirmiş adam. 1 milyarlık insan nüfusu olan. Nasıl çökeceksin? Kendi milletimi de neden güzel? Neyle çökeceksin? Kusura bakma. Hemen olmuyor öyle işte. Bir dakika. Afrika'yı yardım. Sen 100 sene ağırlık Afrika'yı yardım et beni mi? Adamlar her türlü yatırımını yapmış. Her türlü uydusunu yapmış. Sen bana bak ha benle konuş. Abi sen çok mu bana bak? Senin milli paramızın değer kaybetmesi vicdanınıza dokunmuyor mu ya? Abi. Bu kadar ya. Dokunmuyor mu? Sen bak işine daha. Değil mi? Milli para. Türk parası. Türk parası değer kaybediyor. Vermiyorsun. Bana levayı anlatıyorsun. Levayı anlatma bana. Sizi rahatsız etmiyor diye sordum. Adam bana yok Bulgar levasını anlattı. Yok bilmem ne. Ne diyorsun ablacığım? Abicim senin valla soruların sana kalsın. Sen onları degoloji yapanlara sor. Ben şunu söylüyorum. Bırak. Tamam. Şunu söylüyorum. Ocağına düştüm abi. Oy zamanı geldi. Şu an bizim kapımızı çalacaklar bunlar. Benim bu gençlerimin hepsi işsiz güçsüz. Birisi alkol içmek ister. Sana ne sen onun mezarına mı giriyorsun? Sana ne ya? Çağdaş olacaksın. Gencin biri bana geçen dedi ki abla dedi alkol canım istiyor ama içemiyorum dedi. Çok acıdım. Yani bu gençleri çalıştırmak istiyorsa siyasetçilere sesleniyorum. Öncelikle ceplerini para dolduracaksınız. Yok öyle eşek gibi çalıştırıp 3 kuruş vermek. Onları ben sizin... Konuşun. Sizin var ya o 3 kuruşları nenelerinizin anlarsınız neresine sokacağını.
şerefsizlik yapmayın. Beni dinle. Hayır, biz çok sustuk ya. Bir durun. Benim gençlerim, bu Türkiye'nin gençleri var ya, müthiş ötesi. Avrupa'da bile böyle bir şey çıkmaz. Bunların şeyleri bizi korkutmaz. Biz ateş olsa cümleleri kadar yer yakar bunlar. Ateş değil ya, bomba bu. Bakın güzel gençlerim, lütfen. Lütfen yalvarıyorum hepinizi. Biz de genciz ya. Vallahi cebimizde paramız yok. Doğru düzgün bir yerde ben kahve içmek istiyorum ya. Bir açılmak, bir yorgunluğumu atmak istiyorum. Ama nankör olmayın diyorlar ablacığım ya. Ya bir kahve 50 lira ya. Niye ben bu kadar olmayın diyorlar. Kahveyle mi doyacaksın diyorlar. Ya yapmayın güzel gözüm ya. Nankör olmayın diyorlar sen böyle. Hayır lütfen bak. Ben A'dan tut Z'ye kadar bütün siyasetçi abilerime sesleniyorum. Gençlerimizi hammal gibi çalıştırıp 3 kuruştan öyle onları oyalayamazsınız. Önce ceplerini bol para dolduracaksınız. Sonra hammal gibi çalıştırın. Biz o zaman taşı da sıkar parasını yaparız yani. Hakkını öderiz. Benim gençlerimi böyle ezemezsiniz. Çalışmayın ulan bunlara, çalışmayın hiçbirisine. Hadi hepinizi çok seviyorum.